Hakikat Çekirdekleri 91. Veşise. Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakimini unutturur. Evet. Şimdi aslında hafıza nimettir. Unutmak ise zahiren nimet değildir. Ama üstadımız burada nazarımızı bu nimet tarafına çekiyor. Evet. Çünkü Allah'tan mı geliyor bir şey? Evet. Bunu iman etmemiz lazım mümin olarak. Allah'tan gelen varlık da güzeldir, yokluk da güzeldir. Değil mi? Varlık hafıza olsun, yokluk unutmak olsun. Hı hı. Şimdi biz bir mümin olarak bunu diyebilsek gitmiştir. Ne diyor üstadımız? Nisyan dahi, unutmak dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını, elemlerini çektirir, müterakimi, yani birikmiş olan şeyleri unutturur. Şimdi ikimizin de babaları rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin inşallah. Hı. Şimdi oturup da hep o ölüm anını, vefat anını hatırlasak hangi işi yapabilirsin? Değil mi? Hayat yaşanmaz bir hale gelir. Yani. İkimiz de hastalık geçirmişiz muhakkak. Sıkıntı geçirmişiz, darlık geçirmişiz. Musibet geçmiş muhakkak. Bizi ağlatan, bizi üzüntüye sokan, sıkıntıya düşüren muhakkak haletler olmuştur. Şimdi oturup her gün bütün bunların hepsi hafızamızda olsa ne yapacağız biz? Hiçbir şey yapamazsın. Cenab-ı Hak müterakim olan o musibetle ne yapıyor? Unutturuyor bize. Bunlar tabii kalıcı unutmak değil. Zaman zaman hatırımıza geliyor ama zaman sürekli zaman hatırımıza gelir. Değil. Lazım olduğu vakit gelir. Hmm. Ama her an hafızamızda değil. Hafızamızın kalıcı hafızasında var ama geçici hafızada şu anda durmuyor. Hmm. Bugünü bize Cenab-ı Hak yaşattırıyor. Lezzet varsa o lezzeti bize tattırıyor. Elem varsa o elemi bize hissettiriyor. Ama o elem de taşınacak bir elemdir. Eğer o elemle beraber geçmişteki bütün elemlerde gelmiş olsa o zaman mala yutak olur. Cenab-ı Hak la yükellifullahu nefsen illa us'aha diye buyuruyor. Bir mahluka, bir nefse, bir varlığa taşıyamayacağı yükü yüklemiyor. Bu bizim taşıyamayacağımız bir yüktür. Şimdi tekrar gelelim. Nisyan nimet midir? Çok şey sorsan diyecek hayır kardeşim keşke her şeyi hatırlasam. İyi ki de hatırlamıyoruz diyor üstadımız. Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün elemlerini çektirir, müterakimi, birikmiş olanları unutturur. Şimdi üstadımız lemahatta diyor ki hafıza bir nimettir. Doğru mu? Doğru. Fakat musibet zamanında ahlaksız adamda hafızanın olmaması nimettir. Hmm. Ne demek? Şimdi benim sana karşı bir yanlışım olmuşsa, mesela zamanında sana bir kötülük işlemişsem ve boğulacağım bir vakit olursa, sıkıntıya düştüğüm bir an olursa, sana elimi uzatıp da beni kurtar deme gibi bir durum olmaz. Niye? Çünkü zaten sana ben bir sıkıntı yaşatmışım. Ondan sonra bir yanlışım olmuş. Ondan sonra senin kalbini kırmışım. Evet. O anda da o benim aklıma gelirse, sana elimi uzatıp da ne olursun Adem kardeş beni kurtar demem diyemem insan olarak yani. İşte Cenab-ı Hak bana onu o anda unutturuyor ki, sana elimi uzatıyorum beni kurtar diye. Sende de o musibeti yani düşünme durumu olsa, ondan sonra da ona aldansan sen de yanlış yapacaksın. Doğru mu? Evet. İşte Cenab-ı Hakk'ın burada bizden istediği bir şey var. Bunu lisan-ı hikmetle bize yaşatıyor. Ben size unutturuyorum ki musibet zamanında o yaptığınız hataları, isyanları, günahları ta ki bana yönelmenizde bir sıkıntı çekmeyesiniz. Ahlaksız insan ya. Zamanda ahlak problemi olmuş ya. Evet. Sıkıntı, isyan olmuş ya. Evet Cenab-ı Hak'a karşı. İşte musibet zamanında Cenab-ı Hak bize onları unutturuyor hepsini. Yaptığımız hataları, günahları, isyanları. Ya Rabbi medet demeye vesile oluyor. Bu ne demek? Ben size bunu unutturmam gösteriyor ki ben de sizin o hatalarınıza bakmıyorum. O kusurlarınızı görmüyorum. Bak, görüyor Cenab-ı Hak. Evet. Görmezlikten geliyor. Ben bunları affettim ya da sizden kabul ettim. Siz de bu musibetten kurtulduktan sonra tövbenize, istiğfanıza tekrar dönün. Eski yaptığınız hataları, kusurları yapmamaya gayret edin diye. Şimdi burada üstadımız öyle muazzam bir nokta yakalamış ki bizim unutmamız da nimettir. Hafızada bazı şeyleri hatırlamamız da nimettir. Evet. Ama bir insan geçmişte işlediği günahları musibet zamanında hatırlamaması nimetlerin en büyük sırasına giriyor. Ta ki Cenab-ı Hakk'a dayanıp Ya Rabbi beni kurtar. Ben acizim, fakirim, ondan sonra günahkarım, isyankarım.
Ama ya Rabbi sen rahmetin daha büyüktür demeye bu manada o şeyler vesile oluyor yani. Evet, Allah razı olsun.